Merhaba arkadaşlar ben soncanız 60 ders matematik kampının geldik 55. dersine arkadaşlar ve işçi problemlerine devam ediyoruz. İlk kısmı 13 soruyla tamamlamıştık. Şimdi sıra geldi ikinci kısma. Dersimizin devamını niteliğinde ikinci kısmı da beraber işleyelim isterseniz. Şimdi geldik ki 14. sorumuza. Umarım işçi problemleri ilk 13 sorusu güzel geçmiştir. Konu bir şekilde kavranmıştır. Şimdi daha farklı sorularla ne yapmaya çalışacağız? Bunu desteklemeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Şimdi 14'te bana diyor ki ABC işçileri belli bir işi beraber çalışarak 20 saatte yapıyorlar diyor. Tamam. Aynı işi tek başına sırasıyla X, Y, Z saatte bitirebiliyorlar. Yani farklı zamanda yapıyorlar diyor. X küçük, Y küçük, Z diyor. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey anlıyorum ben. Yani X daha çabuk yapıyor. Y ortalarda bir şey, Z de en yavaş yapıyor. Ben size eşitsizlik nasıl çözülür anlatmıştım. Demiştim ki bak eşitsizliği çözme bir yöntemi vardır. Eşitsizlik sorularını eşitmiş gibi düşünürüz. Yani ben bu soruda hayır kardeşim x küçük y küçük z değil de x eşittir y eşittir z olsun diyeceğim. x eşittir y eşittir z olsun diyeceğim. Böylece olayın sınırlarını çizmiş olacağım. Yani 3 işçinin kapasitesi eşit olsun eşit zamanda yapsınlar. 3'ü e, beraber 20 saatte yapıyorlarsa biri kaç saatte yapar? 60 saatte yapar. Ters orantı ya aman gözünü seveyim 20 bölü 3 deme ya bana oradan. Biri 60 saatte yapar. Ama eşit değil hocam. Olmaz öyle şey diyeceksin sen bana. Evet diyeceğim. Eşitlik sorularını da biz böyle yapıyorduk. Önce eşitmiş gibi kabul edip sınırları buluyorduk. Sonra bu olmaz diyorduk. Yani olmazdan yürüyorduk. Şimdi 3'ü eşit olsa bir 60 saatte yapacağına göre ama 60 saatte yapamaz. Değil mi? Her biri. Şimdi Z bu işi daha çabuk yapacak. Ben şimdi aslında Z'yi ne yaptım? Z daha uzun sürelerde yapıyordu. Ben bunların güçlerini eşitleyerek Z'nin bitirme süresini azalttım. Aslında Z daha uzun sürede yapmalı. X mesela daha çabuk sürede yapmalı çünkü X ne yapıyordu daha çabuk yapıyor diğerlerine göre. Ben üçünü eşit kabul ederek aslında X'in işi yapma süresini ne yaptım uzattım. X daha az sürede yapacak, Z de daha uzun sürede yapacak. Peki bana ne soruyor? Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri, ee, o zaman Z ne olmalı arkadaşlar? 60'tan büyük olmalıysa 61 diyebiliriz. Mesela X hakkında yorum yaparız. X de 60'tan küçüktür. Kesin. Çünkü biz kapasitelerini eşit tuttuğumuz zaman biri 60 saatte yapıyor. Ama kapasiteler eşit değil ki. X daha çabuk sürede yapıyor. Yani A işçisi daha çabuk sürede yapıyor. O zaman 60'tan küçük olacak. Peki Y ne hocam? Bilmiyorum ki. Yani aralarda takılır. Peki hocam. Peki z'yi 61 aldığında X ve Y ne olacak? Bu ne? Çok umurumda değil. Çünkü Z'nin sınırı şu 60 olamaz. 60'tan daha uzun sürede yapacak kesin. Biz bunu da öğrendik? Basit öğrendik. Bak basit öğrendiğimiz bir şeyi geldik. iç problemlerinde size satıyoruz efendim. Tamam mı? O zaman bizim sorumuzun cevabına ne gelecek? 61 gelecek diyebiliriz. 14 sorunu aşıklı için. Peki B'de ne soruyor? X'in alacağı kaç farklı tam sayıları vardır? Yine aynı mantıkla düşünürsek. X 60'tan küçük olacak bu cepte. Peki kaç farklı tam değeri var dediğinde kulağıma şey diyenler oldu geliyor galiba. 59 buldum ben. Birden 59'a kadar hepsi olabilir. Olmaz işte abi. Neden olmaz? Burada da bir çengel atıyoruz. Çünkü zaten 3'ü beraber 20 saatte yapıyorsa tek başına bu arkadaş 20'den daha uzun sürede yapacaktır. E mantıken öyle değil mi? E zaten 3'ü beraber 20 saatte yapıyorsa o zaman biri tek başına 20'den uzun sürede yapmalı. O zaman 19 saatte ya da 10 saatte x mesela 5 saatte yapsa diğerleri ne yapıyor? Sohbet mi ettiriyor bunu? Değil mi? Uzattırıyor mu işi? Ki 3'ü beraber 20 saatte yapıyorlar diye düşünürüz. O zaman x'in de alt sınırı nedir? 20'dir. O zaman burada kaç tane tam sayı vardır? Fark eksi bir tane vardır. Yani kaç tane yapar? 39 tane tam sayı yapar diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun çözümüydü. Geldik 15'e. İki usta 3 çırağın 10 günde bitirebildiği bir işi, bir usta 2 çırak 18 günde yapıyor. Sorunun şekli değişir, şemali değişir, çözüm yöntemi değişmez. Bizim tekniğimiz işi bulma üzerine kurulu. O zaman diyorum ki iki ustanın gücüyle 3 çırağın gücü bu işi 10 günde yapıyor. E bir ustanın gücüyle 2 çırağın gücünü bir araya getirdiğim zaman da bu iş 18 günde yapıyor. Ne yapıyorduk? Bunları birleştiriyorduk. Unutmayın yöntem bu. O zaman atıyorum işin adına 90V koyduk. E o zaman 10 günde yapıyorlarsa bunların gücü 9V'dir. Bunlar 18V'de yapıyorsa bunların gücü de 5V'dir. Buradan usta ve çırak gücünü bulurum. Sonra benden ne istiyorsa cevaplarım. Mesela ne yapabilirim? İşte bunu 2 ile çarpıp çıkarsam 2 ustalar birbirini götürür, 4 çırak yapar burası. 2 ile çarptım. 3 çıraktan 4 çırak çıktı. Eksi çırak. Sonra işte bunu 2 ile genişletince 10V yaptı. 9V'den 10V çıktı. Eksi V yaptı. O zaman çırağın gücüne geldi. V geldi. E o zaman çırağı V yazarsak burası ne yapar? 3V. O zaman buraya ne kaldı? 6V kaldı. Burası 6V olduysa ustanın gücü nedir arkadaşlar? 3V'dir. Ustanın gücünü bulduk. Çırağın gücünü bulduk. E işimiz de belli. Gönder abi soruyu. Aynı işi usta 3 usta bir çırak. 3 usta 9V. bir çırak da V. İkisinin gücünün top, dördünün gücünün toplamı 10V yaptı. E iş o 90V, 10V'ye bölersek 90V bölü 10V'den bu iş 9 günde biter diyebiliriz. Bu da 15'in sorumuzun çözümü arkadaşlar. Geldik 16'ya. 16 pis bir soru. Dikkatli dinleyin beni. Bir işi bitirme süresi. Önce sen yap dene bir. Ondan sonra beraber bakalım. Bir işi bitirme süresi yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde 15, 16, 17, 18, 19 yaşlarındaki 5 kişi. Bir işi beraber çalışarak 6 saatte bitiriyorlar. Hmm. Şimdi hocam sen demiştin ki işe ulaş 15 16 17 18 19'un birleştiği yere bakmam lazım. Bu biraz sıkıntılı. Değil mi? Şurada bir kelime var. Baktım işin içinden çıkamıyorum. O zaman her zaman kavrama giderim. Şurada bir ifade var. Yaşlarıyla ters orantılı bitirme süreleri. Yani atıyorum mesela buraya yaş yazdım. Bir de zaman yazdım. Şimdi Ters orantılıysa yaşı arttırdığımda zaman ne yapmalı? Azalmalı. E peki hocam kapasite ile zaman da ters orantılıydı. Yani ya, zamanı azalttığımda kapasite artıyordu. Aa sürpriz o zaman yaşla kapasite ne oldu? Doğru orantılı geldi. Yani 15, 16, 17, 18, 19 yaşlarındakilerin hepsinin sırasıyla kapasitesi 15 ve 16 ve 17 ve 18 ve 19 vedir temiz. Bak kavrama gittik soruyu çözdük. Sonra bana ne diyor? Bu 5 kişi beraber çalışarak 6 saatte bitiriyorlar. O zaman bunların toplamına bakayım. 6 ile çarpayım işin adını koyayım. Bunların toplamını nasıl bulurum? Ardıçık oldukları için medyan çarpı terim sayısı yapabilir miyim? Yani 17 ve çarpı 5 ile çarparsam işin yani bu 5'inin toplamı yapar mı? Yapar. Yani kapasiteleri toplamı bu yaptı. E ben bunları 6 saat çalıştırıyorum. O zaman burası bana neyi verdi? İşi verdi abi. Doğru mu? Peki buna göre 15 yaşındaki işçi bu işi tek başına ne kadar da yapar dediğinde işi kapasiteye bölersem zamanı buluru. Bu da kapasitemiz efendim. Kapasite. O zaman bölelim abi. Şu veler gitsin zaten. Bunu buna bölelim. 3 kalsın. O da bunu götürsün. 2 kalsın. 2 çarpı 17'den bizim cevabımız ne olsun? 34 olsun. Demek ki 34 saatte bizim işimizi 15 velik adam 15 yaşındaki adam ne yapabiliyormuş? bitirebiliyormuş. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa 17'ye. Şimdi bakalım bize ne anlatıyor? Sabah ve öğleden sonra çalışma süreleri aynı olan bir makine sabahları tam öğleden sonra 170 kapasiteyle çalışarak bir günde 34 parça iş yapıyor. Bizim bir timeline'ımız vardı. Yapalım abi. Günü ikiye bölelim. Bir sabah bir akşam. Sabah, sabah öğleden sonra. Sabah tam kapasite atıyorum 10V yapsın. Öğleden sonra da 170 kapasiteli 7V yapsın. Abi bir günde yaptıkları burada. Şöyle bunu böyle düzgün yapayım. Ha düzgün yapayım deyince daha oldu. Böyle oldu. Peki ikisi bir sabah bir de öğleden sonra bu şekilde çalışırsa 17V iş yapmaz mı? Yapar. Bu da neye eşit? 34 parçaya. Şimdi aslında yavaş yavaş işin reeline geçiyoruz. Çünkü size ÖSYM de böyle hani güçlü güçlü sormayacak. Yani bunu 34 parça diyecek, 300 metrekare diyecek, 5000 metrekare diyecek. Saatte şu kadar fotokopi çekiyor diyecek. Gücünü verecek aslında sayısal veri olarak. Ben aramayacağım. E o zaman buradan ne geldi? V dediğin şey 2 geldi. Demek ki sabahları 20 parça iş yapıyor. Öğleden sonra da 14 parça iş yapıyormuş. Tamam. Peki geldik soru kısmına. Buna göre şimdi çektik formatı. Şimdi bunda işimiz yok. Biz buna göre yapıyorduk. Bize soruyor diyor ki buna göre bu makine gün boyu tam kapasite çalışarak 160 parça işi. Gün boyu tam kapasite çalışacak. Sabah 20 parça işi tam kapasite yaptı ya. Öğleden sonra da 20 parça iş yapacak tam kapasite. O zaman gün boyu 20, 20, 40 parça iş yapar. E işimizde 160 parça işti. 160'ı 40'a bölersek bu iş abi 4 günde biter. Temiz. Bu da 17 sorumuzun çözümüydü. Hadi geldik 18'e. Bak şimdi 18 ile ilgili önce bir şeyler anlatayım. Sonra 18'e geçelim. Çünkü 18 bizim yaptığımız işçi problemlerinin denklemle çözülen hali. Şöyle ki mesela atıyorum Soner bir işi 4 günde yapıyor. Ahmet bir işi 5 günde yapıyor. Size bir teknik öğreteyim. Hemen şöyle yapabilirsiniz. Çat diye çaprazdan yazarsınız. Bunun gücüne 5 ve edersiniz. Bunun gücüne 4 ve edersiniz. 4 ile 5 çarparsanız 20 ve de bizim işimiz olur. İkili olduğundan böyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Hemen çaprazdan yatırıyorsun. O zaman mesela atıyorum. Ahmet bir işi A günde yapsın. İşte Burak da bir işi B günde yapsın. Şimdi bilmediğimiz sayılar üzerinden konuşacak olursak o zaman şöyle yapıyorum. Buna hemen B, ve güce sahipsin sen oğlum diyorum. Tersten çapraz yapıyorum. Buna da A çarpı V güce sahipsin sen diyorum. E o zaman bu kadar gün, bu kadar güç o zaman işin adı A çarpı B çarpı V geldi. Bu ne oldu? İş oldu. E peki bunların kapasiteleri toplamı ne geldi? A B, A, V artı B, V geldi. O zaman ben işi A, B, V'yi A, V artı B, V'ye bölersem bu iş yapacak. Bu da kapasite yapacak. İşi ne kadar da yaptıklarını bulurum. Ben şu an sana ne anlatıyorum? Hani isimsiz verdikleri zaman ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorum. Bak şimdi soru şuradan çekeyim çizgiyi. Beraber bakalım. Simge bir de Ayşe var. Bana diyor ki simge bir iş Ayşe'den 5 gün daha fazla zamanda yapabilmektedir. Yani bu T zamanda yapıyorsa bu T artı 5 zamanda yapacak. Ben çapraza yatırıyorum abi. Diyorum ki bunun gücü T çarpı V olsun. Bunun gücü T artı 5 V olsun. Hemen kendimce çaprazdan kapasitelerini yazdım. Hatta şöyle diyebilirim. Bu kadar zaman, bu kadar güç. O zaman işimiz bizim T artı 5 ile ne yapıyoruz? T'yi V'yi çarparak buluyoruz. Bu bizim işimiz. Tamam. Şimdi bana diyor ki hikaye. İkisi birlikte bu işi 6 günde yapabildiklerine göre. Abi sen patronsun. Bu ikisini şöyle 6 gün çalıştır. Yani T çarpı V ile T artı 5 V'yi ne yapalım? Bunları toplayıp 6 ile çarpalım. Bana neyi verecek? İşi verecek. E o zaman bunları toplarsak ne yapar? 2 T artı 5 V yapmaz mı? Bunu da 6 ile çarptık. İş yaptı. E iş işte burada da iş. T artı 5 T V. Buradan denklemi çözeceğiz. V'ler gitti. O zaman 12T artı 30 eşittir. T kare artı 5T. Hepsini sağa attım. T kare artı eksi 7T eksi 30 eşittir 0 yaptı. Ne yaptım? Bunları bu tarafa attım. Ya o zaman bu denklemi çözeceğiz. Ne olur? T eksi 10 T artı 3. Sıfırsa T buradan ya 10'dur ya da eksi 3'tür ki eksi 3 olma şansı yok. O zaman bizim T'miz 10'dur. Hop o zaman cevaplara onu işaretlemiyorsun. Çünkü bana ne soruyor? Simgeyi soruyor. Simge nerede? T artı 5. Yani simgecim benim bu işi ne kadar da yapıyor? 15 günde yapıyor diyebiliriz. Bu da 18. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne yaptık? Denkleme dökerek hareket ettik ama şurada ben onu sana ne yaptım? Temelini bir şekilde atmaya çalıştım. Bilgin olsun. Tamam. Hadi bakalım geldik 19. sorumuza. Türkçesi yanlış olan arkadaşlar yanlış okurlarsa bu soruyu yanlış yapacaklar benden demesi. Ufak bir küçük bir şey var orada. Türkçesi ne takılabileceğiniz bir yer var. Önce siz çözün. Umarım takılmamışsınızdır. Bir işe A işçisi 12 günde. Yine klasik sorumuzu çözüyoruz. A 12 günde. İşte B 10 günde. C 15 günde yapıyor. Doğru mu? Sonra beraber işe başladık. Ne yapıyorduk önce? Bize bu zamanları verince işi buluyorduk. Diyorduk ki bunlar nerede birleşir? Diyorduk ki 60V'de birleşir. O zaman bunun gücüne 5V diyorduk. Bunun gücüne 6V diyorduk. Bunun gücüne de 4V diyorduk. Hepsinin kapasitesini yazdım. Cepte. Diyor ki bana şimdi. Soru şuradan başlıyor. Beraber işe başladıktan 2 gün sonra A. O zaman bunlar 3'ü beraber 2 gün çalışacak mı? Yani 15V'den toplamlarını. 2 gün çalıştırdım 30V yaptılar. 2 gün sonra A. 3 gün sonra B işçisi bırakıyor. Bak stop. Bir daha okuyalım. Beraber işe başladıktan 2 gün sonra A. Virgül. 3 gün sonra B işçisi işi bırakıyor. Yani B ile C A bıraktıktan bir gün sonra beraber çalışıyorlar yani. Yani oturup B ile C 3 gün çalışmıyor. A bıraktıktan bir gün sonra B bırakıyor. O zaman B ile C bir gün çalışıyor. Yani 10 V'den bir gün çalışır 10 V. Büyük ihtimal orada takılmış olabilirsiniz. Bilginiz olsun. O zaman 40 V'sini yaptılar. İşimiz 60 V. 40 V'si bitti. 20 V kaldı mı? Kaldı. Kalan işi C işçisi kaç günde bitirir? E 4 V'ye bölersem 20V'yi 5 günde bitirir diyebiliriz. Bu da 19'un sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 20. sorumuza. 20. soru uzun bir soru. Bak işte yeni nesil soru bu. Yani iş, güç, enerjiyi doğru şekilde kullanabileceğimiz bir soru. Bilginiz olsun. Şimdi bir çiftçi deposta 30 litre benzin bulunan bir traktörle veya bir inek hayvanı ile tarlasını sürmek istiyor. Tamam. Ve bunları da güçlerini vermiş galiba aslında. Direkt bunlar güç. Yani traktörün gücü 30 metrekare, binek hayvanın yani bizim öküzümüzün gücü de 4 metrekare tarla sürmek. Aşağıdaki bir binek tarla sürme hızları verilmiştir. Yani benim anlattığımı söylüyor. Bu arada deposunda 30 litre var. Bunu burada tutalım. Yukarı doğru kaydıralım. Bu çiftçi 3 metrekare tarlasını dakikada yarım litre benzin tüketen traktörü ile sürmeye başlıyor. Ve bizim 30 sitemiz vardı değil mi? Evet. Ve sürmeye benzin bittiğince tarlanın geri kalan kısmını, geri kalan kısmını bine hayvanıyla sürerek iş tamamlıyor. Şimdi 30 litreyle sen 60 dakika çalışırsın. Dakikada yarım litre harcarsan. E senin gücün 30 metrekare değil mi? Dakikada traktör olarak. O zaman 60 çarpı 30 diyerek 1800 metrekareyi traktörle sürdün mü? Sürdün. Senin işin 3000 metrekare. O zaman senin 1200 metrekaren kaldı mı? Kaldı. Sen 1200 metrekareyi de 4 metrekare hızla sürecek misin öküzle? Evet o zaman 1200'de 4'e verelim mi? Börelim. O zaman 300 dakika yapsın mı? Yapsın. Yani biz ne yaptık? 60 dakika traktörle çalıştık. Üstüne de 300 dakika çalıştık. Toplam biz 360 dakikada bu işi tamamladık abi. Şimdi sorunun ilk kısmından bunu çektim. Bak ben daha sorunun devamını okumadım bile. Buraya gelene kadar ben bunu buldum. İşi 360 dakikada yaptıklarını buldum. Devam ediyorum. Buna göre bu tarla tek başına deposunda yeteri kadar benzin bulunan aynı çalışmasına sahip başka bir traktörle deposunda yeteri kadar benzin bulunan yani bütün işi traktör yapsın istiyor. Yani 30 metrekareden 3000 metrekarelik alanı ne yapsın sürsün istiyor. O zaman bu ne yapar? 100 dakika yapar. Peki ben ne kadar da yapmıştım? 360 dakika. Kaç dakika daha erken sürülmüş olurdu? O zaman 360'dan 100'ü çıkartırsak 260 dakikada bu iş ne yapar arkadaşlar? Daha erken biter diyebiliriz. Bu da 20. sorumuzun çözümüydü. Geldik 21'e. Bak hikayeli sorular aslında. Buzdolabı üretimi yapan bir fabrikada kapasiteleri farklı 3 makineden birisinin kapasitesi yarıya indirildiğinde günlük bir, e, birlikte toplam 120 buzdolabı. Birincisi kapasitesini yarıya indiriyor ve bir günde 3'ü beraber 120 yapıyorlar. İkincisi kapasitesini yarıya indirirse günlük 160, üçüncüsü kapasitesini yarıya indirdiğinde toplam 140 buzdolabı yapıyorlar. O zaman hocam hepsinin kapasitesini ayrı ayrı mesela 2A, 2B, 2C desen. O zaman biris kapasitesini yere indirdiğinde şöyle olmayacak mı? A artı 2B artı 2C bir günde yaptıkları 120. Yani iş belli yaptıkları. E kapasitelerinde bir günde yaptıklarına 2A, 2B, 2C dedim. O zaman işte yarısını yaparsa kapasitesini yere indirse A kadar yapar. İkincisinin kapasitesi yere indirildiğinde o zaman 2A artı B artı 2C olacak. Bu da 160. Üçüncüsü kapasitesini yarı indirirse 2A artı 2B artı C. Bu da kaç yaptı? 140 yaptı. Şimdi benim elimde 1, 2, 3 tane denklem var. Bu üç makine tam kapasite çalıştığında günlük kaç buzdolabı üretirler? Yani bana bunu soruyor aslında. O zaman şöyle yapalım. Topla abi bunları. Bak güzel güzel toplanır bunlar bence. Hepsinden kaç tane yaptı? 5 tane mi yaptı? 5 parantezine A artı B artı C Şunları topla. 140, 160 daha. 300, 420. 4'e böl abi. A artı B artı C kaç yapar? 84 mi yapar? Tamam 84 makine. E 2 ile çarparsak 168 makine yaparlar. Bir günde günlük kaç buzdolabı yaparlar diyor. Nerede? Tam kapasiteyle çalışarak. Yani 2A, 2B, 2C olacak. O zaman 21. sorumuzun da çözümü bu şekilde. Doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 168 geldi. Geldik sağ tarafa 22. soruya. 22. soru zor bir soru. Yani elimizin ayarı, elimin ayarı biraz bu soruda kaçmış. Olsun. Umarım dikkatli dinlersiniz, güzel anlarsınız. Orada bir mantıken bir ufak bir hata var ama o hatayı pas geçip ne demek istediğim soru ben vurgusunu yapmayacağım. Yani soruyu çözdüğünüz zaman siz bir anormallik görmeyeceksiniz büyük ihtimalle ama anormallik gören arkadaşlar da görürlerse eyvallah diyoruz. Ama ben mantığımı anlatmış olayım. Şimdi Ahmet klasik normal bizim yeni nesil sorumuz dediğimiz normal güncel hayatta karşılaştığımız bir soru. Ahmet hızlı şarj ve normal şarj etme özelliği olan bir güç deposuna sahiptir. Yani bir tane power bank'i var. Hızlı şarj edebiliyor, yavaş şarj edebiliyor, normal şarj ediyor. Hızlı şarj etme özelliği normal şarj etme özelliğine göre %20 daha fazla enerji harcamaktadır birim zamanda. Tamam. %20 daha fazla enerji harcaması demek aslında ne demek biliyor musun? Yani sen bir şeyi 10'la yapmıyorsun da 12 ile yapıyorsun gibi. Değil mi? Şimdi hızlı şarj ile 2 cep telefonu 2 defa tabletini tam şarj edebilen güç deposu, normal şarj ile 3 defa cep telefonu 2 defa tablet şarj edebiliyor. Ben de diyorum ki bir cep telefonunun gücü 10C olsun. Bir tabletin gücü de 10T olsun. Yani içindeki kapasite. Ben şimdi eğer ki Normal şarj etmek istersem 3 tane cep telefonundan 30C enerji harcamam lazım. 2 defa da tablet şarj edeceğim için 20T enerji harcamam lazım. Ve bu bana neyi verecek biliyor musun? Powerbank'i verecek. İşte burası Powerbank. Yani 30C artı 20T'lik kısım bir Powerbank'in içindeki enerji. Ama eğer sen hızlı şarj edersen 2 cep telefonu 2 tablet ama sen %20 fazla enerji harcadığın için bir cep telefonunu 12C'ye şarj edeceksin. Yani o zaman 12C'den 2 tane var. Aynı şekilde 2 tane de 12T var. Bu da powerbank yaptı. O zaman ne oldu? Burası 24C yaptı. 24C'yi buraya attım. 6C kaldı. Bunu da bu tarafa attım. Burası 24'tü. Burası da 4T kaldı. O zaman buradan bu 2V'ye eşit. Bu da 3 v eşit diyelim mi? Yani cep telefonunun bir tanesi 2V. C dediğim şey. Tablette 3V. O zaman cep telefonu toplamda 10C desek 20V, tablette 30V enerjiye sahip gücü var içinde harcanabilen. Peki benim powerbank'im bu. Bana ne diyor? Bu güç tapısı normal şarj ile yalnızca tableti kaç kez şarj eder? O zaman ben powerbank'in kaç tane güce sahip olduğunu bulayım. C yerine 2V yaptık ya, 30C'den 30 çarpı 2V, artı 20T'den 20 çarpı 3V, Burayı toplarsanız 60-60, 120V'lik bir gücü vardır Power Bank. Süper soru değil mi? Peki benden ne istiyor? Tableti kaç kere şarj eder diyor. Tablet de 30 vde Bunu gidiyorum 30V'ye bölüyorum. O zaman 4 kere ne yapabilir arkadaşlar? Power Bank şarj edebilir diyebiliriz. Bu da 22. sorumuzu çözümüydü. Anlaştık? Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi Filiz'in cep telefonu hızlı ve normal şarj bir iki tane şarj aleti var. Tamam iki tane ne yapabiliyor? Şarj aleti var. Bir hızlı bir de normal şarj ediyor. Şimdi %20'si doluyken hızlı şarj aletiyle kalan kısmını 24 dakikada. Yani %80'ini 24 dakikada mı yapıyor? Evet. Bu neyle? Hızlıyla. Peki normalle ne yapıyor? %60'ı doluyken yani %40'ını da kaç dakikada şarj ediyor? 20 dakikada şarj ediyor. Benim anladığım bu. Şimdi burada çok güce gitmek zorunda değilsiniz. Normal yeni nesil bir soru. Siz bunu artık kafanızda iş, güç, zaman mantığını oturttuğunuz için bunun daha böyle seri davranabilirsiniz. Mesela bunda denkleme gitmeye gerek yok. Bak benim hayattaki kurtarırım ne biliyor musun? Yüzde on. onu ben çok severim. Yüzde çok güzeldir, çok kıymetlidir. Her yere gidersin abi yüzde onla. Tamam mı? Bak şimdi hızlı şarjla yüzde sekseni 24 dakikada yapıyorsan 8'e böyle abi. Yüzde onunu 3 dakikada şarj edersin hızlıyla. Tamam. %40'ını 20 dakikada yapıyorsa %10'unu da 4'e böldüğünde 5 dakikada şarj eder misin? Tamam. Şimdi ben şunu anladım. Hızlıyla %10'unu 3 dakikada normalde de 5 dakikada şarj edebiliyorum. Şimdi hikaye şurada. Diyor ki bana Filiz cep telefonu şarjı %30 doluyken tamam şarj etmeye hızlıyla başlıyor. 12 dakika sonra hızlı şarj adeti bozuluyor. O zaman 12 dakika bunu çalıştırıyorum. 3 dakikası %10sa 12 dakikadan %40 dolduruyorum. %30 vardı başta. Bir %40 daha doldurdum. %70, %30'u kaldı mı? Kaldı. Şimdi ben %30'u dolduracağım. Kimle dolduracağım? Kalan kısmı normalle dolduracağım. E peki normali %10'unu 5 dakikada yapmıyor muydu? E %10'unu 5 dakikada yapıyorsa o zaman %30'unu da kaç dakikada yapacaktır? 15 dakikada yapacaktır diyebiliriz. Bu da 23. sorumuzun çözümüydü ve böylece işçi problemleri ne yapmış olduk bitirmiş olduk şimdi geldik bu konuyla ilgili çıkmış sınav sorularına 4 tane buna benzer bu konuyla ilgili sınav sorusu var onu da bir soru ders videosunda paylaşayım bunları şöyle yapmaya çalışıyorum genelde çıkmış sınav sorularının benzerlerini tek videolarda toparlayarak Onları böyle bir ders videosu yapıyorum. Dört ders, dört soru da olsa ayrı ayrı olmasına fayda var. Şimdi sen elindeki kaynaktan istediğin gibi kralı gelsin, kralı soru bankası hangisiyse koy adını sen olsun. Ama orijinal olsun, bizim olsun. Soru çöz güzel kardeşim. Tamam. Ondan sonra konunun pekiştiğini anlayınca sen diyeceksin ki vay be konu harbiden oturdu diyeceksin. Bak benim de adım sonerse İşin özü böyle olacak. Daha sonra da bu diğer problemlere hocam anlat baba sen anlat diyeceksin. Çünkü ben bunu hep yaşadığım için ben buna çok alışığım. O yüzden bu problem tarzın yani işçi problemlerini bu şekilde düşünürsen daha rahat, daha fresh, daha sakin soru çözersin bilgin olsun. Şimdi böyle konuyu tamamladık. Bir sonraki ders diyorsa 4 soruyla çıkmış sınav sorularının benzerlerini çözeceğiz. Bilgin olsun. Hadi bakalım bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.